Neden bu gece buradasın? Evet, davete icabet. Gazeteci Süleyman Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Haberin Peşinde her Perşembe saat 22'de. Tebrik günler değerli izleyiciler. Haber oldu, her yere doğurmayı sürdürüyoruz. Türkiye bugün gelişirken bu gelişime katkı veren kurumlar var. Kurumların başında da sayıları 53 bini bulan Türkiye'deki muhtarlar geliyor. 53 bin muhtarın 33 bini büyük şehirlerde, 20 bini köylerde mücadele etmeye çalışıyorlar. Haberin Peşinde ekibi de 8 aydır Anadolu yollarında muhtarların beklentilerini, çalışmalarını, sorunlarını, sıkıntılarını ekrana getirmeyi sürdürüyor. Yine önemli bir ildeyiz, Isparta. Gelen dosta bağlı Yaka köyündeyiz. Yaka köy aslında yıllar önce kasabaydı, beldeydi. Sonrasında çok az bir nüfus kaybıyla ne yazık ki köye dönüştü. Ve köye dönüşen Yaka köyün 30 Mart 2019'da yapılan seçimlerde muhtarlığını kazanan Mevlüt İleri'nin konuğuyuz efendim. Hayırlı olsun sevgili muhtar. Nasılsınız? Hadi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok samimi ve sıcak karşıladınız sevgili muhtarım. Nasılsın hocam? Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah kolaylık versin. Efendim tabii ben Mevlüt İleri dedim, sizi tanıyorum ama Mevlüt İleri kimdir öncelikle? Yakaköy muhtarı Mevlüt İleri, Yaka Türkiye'den misin? Yakaköy'ünden, Raşit oğlu Mevlüt İleri. Ben ilk 75'ten beri nakliyeci üzerine çalıştım. 86'da belediyeye girdim. Belediyede başrol görev yaptım. Sonra Sağlık Bakanlığı'na gidip emekli oldum. Maşallah, emeklisiniz evet, yani bir evet. Kamu kurumundan emekli evet, olarak. Evet, evet, evet. 31 Mart'ta seçildin, hayırlı olsun, 2000'de birlikte çalışmaya başladınız. İnşallah, Allah utandırmasın. Geride kalan 7-8 aylık sürede aklınızda kaldığı kadarıyla öncelikle nasıl bir Yaka köyü buldunuz önünüzde, nasıl bir köy vardı, eksikleri neler, siz neler yaptınız evet, bu arada? Görevi aldığımda köyün içinde su kanal değişmişti, yollar bozuktu. Yollar bozuldu. Evet, ben bu ilk işimi tasfiye ettik. Yolları tamamlamaya çalıştık. Olduğu kadarıyla, yettiği kadarı yaptık. Ondan sonra bizim yaz geldi, suyumuz kıtaldı. Vatandaş, devlete gittim, devlet dedi, ödeyeceğe. Şu anda ödeneğimiz yok. 2000 yılında, 2020 yılında beklersen yaparız. Ben dedim ki, millet bekleyemedi. Vatandaşla ben konuştuk. Bir iki kişi de yardımcı oldular. Allah razı olsun. Para toplandı. Ama ben kendime paraya değdirmedim. Bir arkadaş aldı, topladı, etti, kırdı. Biz onları saldırdık. Çıkmadı. 150 metre alanı çıkmadı. Bir şeyde bulamadık. Bulamadık. Sonrasında. Sonra jörgle çıktık bir daha. Baktım. Adam üç yeri tespit etti. Şura salın dedi. Böyle saldık. 40 metrede bir dedi. 90'da bir. 120'de bir dedi. 115'de bir dedi. Ve hepsi çıktı. 115 metreden su buldunuz. 40 metrede bir çıktı biraz. 60'da bir çıktı, 110'da bir çıktı. Hangi sene daha çok su alabiliyorsunuz? Üçü alıyorum. Ve şu an su sorunu... Su sorunu Allah'ın çözüldü. Kendi imkanlar. Kendi imkanlar. Köyümüzün var. Tamamıyla vatandaşın, köyünün katkısı. Allah razı olsun. Allah hepsine razı olsun diye. Ha.
Ama sizin de teşvikiniz tabii var. Tabii benim sadece maddi yönden değil de manevi yönden yardımcım. O çok önemli. Öyle organize etmek, onları tabii teşvik etmek tabii çok tabii önemli. Elimizden geldi. Yolu ve suyu kısmen çözdük. Şu an su sorunu yok inşallah. Allah'a şükür yok. Depo sorunum var. Depoya geçen dedi, 100 tonluk depo yedik dedi. Ben de az gelir filan dedim. Hala milletvekiler söyledim depo böyle diye. Bir bakalım dediler. Kanasyon konusunda, bizim kanasyonumuz yok. Hiç altyapı yok mu burada? Altyapı yok. İki yerden bir, iki hattan bir çaya boru çekilmiş. Odasından alma vermiyor, tıkan tıkanıyor. Bundan 9 kişinin varlanıyor, 9-10 kişi. 900 kişi de bunun kokusunu çekiyor çayda. 900 kişi bu da, sıkıntıdan. Sıkına kokusunu çekiyor. Özellikle yazın mı bu çok sıkıntı? Yazın. Sinekten geçirmek bu çay. Sinekten. Geçen sayın memletvekilime bunu anlattım. Sadi Bilgice. Sizin orayı kot kurtarmıyor dedi. Ben de dedim ya nasıl orayı kurtarmaz diye. Evet onu düşünüyorum. Bakalım ne yapacaklar. Yani o, evet. Devam edelim Sevgili evet. Muhtarım. Tabii buranın şu anda net nüfusu ne aşağı yukarı? Şu anda 1800 lira nüfusum var. 1800. Evet. Diyor. Ama yazın 2,5 geçiyor. 2500'ü, 3,5'ü buluyor. Yazın buluyor. Evet. Geçim kaynağı ne buranın? Geçim kaynağı elmacılık. Şimdi mantarcılık başladı. Hala demin ilan verecek, kursumuz açılacakmış yeniden bir daha. Mantarcılık, elmacılık, leşberlik açık azaldı. Azaldı. Hayvancılık var mı? Var, hayvancılık da var. O da var, hayvancılık da var. Bunlardan kesin kaynağımız bu. Genel dosta çok yakınsınız. Kaç kilometre mesafedesiniz? 2 kilometre geldim için. Belediyeyle diyaloğunuz nasıl? Yok, yardımcı oluyor. Oluyor. Oluyor, oluyor. Peki. Efendim burası biraz önce röportaja girişte anons ettim. 2014'te mi kapandı beldeden? 2014'te kapatıldı. 28 kişinin eksikliği nedeniyle 2000'in altında düşüşü kapatıldı. 22 kişiden. 22 mi? Evet. 22 düzeltiyorum. 20 kişiyle. Tabii siz o zaman da burada yaşıyordunuz. Encümen'deyiz. Şimdi şunu sormak istiyorum Mevlüt İleriye Yaka Köyü muhtarı olarak. Beldeyken alınan hizmetleri şu an köy kent vatandaş alabiliyor mu? Alamıyoruz. Yalnız özellikle de yer zayıf. Varıyorum. Onlar da zayıf. Kaynak yok diyor. Kaynak yok. Bütçe yok diyor. Bütçe yok diyorlar. Ama yine de kötü yardım ediyorlar. Mutlaka ediyorlar. 5 etçene 3 veriyorlar. Üç. Ama veriyorlar. Veriyorlar. Ya, ama ediyorlar. Tabii. Özel idareye de tabii ki resmi kurumdaki evet, etkileri onlara teşekkür ederim. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Mevlüt ilerinin çalışmalarını sokağa inip çekeceğiz ama bu belde konusunda şunu sormak istiyorum. Yani şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen Cumhuriyet Halk Partisi MHP'nin birlikte getirmiş olduğu yerel yönetimlerin güçlenmesine yönelik bir çalışma var. Bunlar içerisinde muhtarlıklar önemli bir yer tutuyor. Ve bir alt maddesinde de nüfus kaybı nedeniyle beldeden sizin gibi köye dönüşmüş yerleri yerleşim yeniden statü kazanması gibi bir çalışma var. Evet. Bu konuda fikrinizi alabilir miyiz? Çok güzel olur. İsterim. Yakaköy yeniden belediye olmalı. Aynı 74'te yani olduğu gibi geldiği bir kez isterim yani. Çünkü vatandaş da istiyor değil mi? Tabii istiyor. Vatandaş da bunu hak ediyor. İstiyor. Peki. Son sorum şu olsun. İleri yönelik. Şimdi bir yıl geride kaldı muhtarlıkta Mevlüt İleri. Evet. Önümüzde 4 yıl daha var inşallah. Var inşallah. İnşallah. Bu 4 yıl içerisinde hedefleriniz, planlarınız nedir muhtarlık olarak? Dar imkanlara, sınırlı bütçeye rağmen hedef, buraya ne yapmak istiyorsunuz? Sınırlı bütçe olduğu şekilde yine döşence taşlarım var. 8000 metre daha ayırdılar. Eksiğiniz? Eksiğimiz. 8000 metre. Her sene vereceğiz dediler olduğu kadar bütçeye veriyorlar. Mesela köyün kalıbına göre veriyorlar taşları. Köy nüfusuna göre taş veriyorlar. Her sene 8000 metre rezervler bu sene yine gelecek inşallah. Öncelikle taş sorunu. Öncelikle taş sorunu. Altyapı kanalizasyonda. O zaten başta. Dere ıslahı. O zaten başta yani. En öncelikli sorunu. Ön öncelik ama yaparlarsa. Yaparlar. Onu yapmazlarsa yine eskiye taş döşeyeceğim. Şurada bir köyün gide Soltar'da görmüşsündür. Bir park yaptılar. Ottan geçilmiyor sol tarafta. Bayağı yani dünden orada bir cenaze vardı. Baktım hakikaten yanı yanına tiksendim. Dedim burayı dün ormanda şey amcamın oğlu var. O dedim buraya ığlamı bilmem karışam. Tamam amca dedi o da. Ayıttı bu orayı düzenlemeyi düşünüyorum. Köyün girişi önemli. Köyün girişi önemli. Evet, şimdilik beklentiler, hedefler bunlar. 4 yılda biz mutlaka sayın muhtarlar birlikte olacağız. Yapacağımız çalışmaları medyaya sunacağız. Buradan da tüm Türkiye'ye söz verelim. Tabii.
Biz sizinle birlikteyiz. Yani muhtarı mutlu edersin, ülkeyi mutlu edersin diyoruz. İnşallah. Ve son mesaj, son olsun. Evet. Size muhtarlara maaşı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bağladı. 2016 yılında. Evet. Bununla ilgili mesaj vermek istedim Sayın Erdoğan'a direkt. 2300 lira diye dediler asgari ücret. 2188 lira veriyorlar, onu da diyeyim. Yetersizmiş o. Kendiniz biliyorsunuz muhtarlıkta. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibine. Evet. Çünkü muhtarlara her ay külliyede ağırlıyor, değer veriyor. Evet. Genel yöneticilerin de muhtarlara değer vermesini istiyoruz. Şimdi biz Yakaköy'e ineceğiz, muhtarımın icraatlarını ekrana getireceğiz. Orada sonlandıracağız, görüşmek ümidiyle. Yakaköy'deyiz. Muhtarımın röportajda ifade ettiği gibi öncelikli sorun kanalizasyon ve şu yazın burada büyük sıkıntı yaşatan bölge burası. Burada ne var muhtarım? Eksikliği ne buranın? Kanalizasyon eksikliği. Kanalizasyon olmadığı için. Olmadığı için. Zaman zaman bakın böyle mutfak suları değil mi? Evet, mutfak ve çaya bağlı. Ve koku buradan yazın böyle oluyor. Kanalizasyon olmadığı için durum burada böyle. Efendim Yakaköy sokaklarındayız. Muhtar Mevlüt İleri'nin döşemiş olduğu 8000 metrekareye yakın 8000 metrekare yakın parke evet. Taşının bir bölümünü burası oluşturuyor. İlerliyoruz. Baş aşağıya öyle. Daha 8000 metrekareye daha ihtiyacım var değil mi muhtar? Niye 8000 ya? Ekrana dönelim. 18000 mi? Ne kadar muhtar? 20000 taşa ihtiyacım, metrekare taşa ihtiyacım var. Burası en büyük Isparta'nın köyüdür. Evet. Sparta'nın en büyük köyü burası da. 20 bin metre parke taşıma tabii. İhtiyacın var. Peki arkamızdaki caminiz çok güzel muhtarım. Şu camiden söz et biraz. İnşallah kaç yıllık bu camimiz ya? Millet. 3 camimiz var. Vatandaşın ihtiyacını İktarım görüyor. Evet. Vatandaşın ihtiyacını görüyor yani. Vatandaşımız da yok. Vatandaşımız camiye sahip çıkar. Ne eksikse yaparlar yani. Peki şöyle gelelim burada final yapalım. Aslında suyumuzu bile kendimiz vatandaş yaptı yani. Gel şöyle Mevlüt İleri ile birlikte olduk. Aslında Isparta'nın en büyük köyünde idik. Aslında köy demeye ben biraz tabii ki çekiniyorum. Kasabaydı burası. Kasabaydı. Göç verince, nüfus kaybedince 2014'te köye dönüştü. Ve buranın en son muhtarı Bekir İleri de yaptığı çalışmaları anlattı. Hedeflerini anlattı, projelerini anlattı. İyi niyetli bir muhtar. Hayat devam ediyor. Tabii ki yine beldeye kavuşmak istiyorlar. Kasabaya kavuşmak istiyorlar. Tabii kasabaya kavuşmak. Ben verdiği ayrıntılı bilgiler için Sayın Muhtar'a teşekkür ben ediyoruz. Ben bir sonraki konu ve konukla görüşmek ümidiyle tamam. Sevgili izleyiciler. Hoşçakalın. Muhtar Bekir İleri ile birlikte, Mevlüt İleri özür diliyorum ile birlikte köyün yoğun olan mahallesine evet, geldik. Evet en büyük meydan yeri burası da bu. Burayı biraz anlat bize muhtarım. En yoğun yer burası. En yoğun yer burası. Satıcı gelse de bak gözüne buraya gelir. Ne gelse burada bilecek. Köyün meydanı dediğim meydanı diye. Şu anda. Pazar yeri burada bir kıraathane var. Esnaf. Kıraathane var. 4 tane kıraathane var. Şöyle dönelim arkamızı. Kıraathane. Şöyle gelelim muhtarım. Mahalleye paraya doğru gidiyor. Evet. Buralarında parke taşına ihtiyacı döşemişsiniz artık. Döşedik. Orada evet. Kadar döşedik. Peki muhtarım. Şimdi özellikle yazın nüfusun artıyor dediğin. Artıyor. Yani. Suyu nasıl yetiştiriyorsun? Geçen sene yetmedi ama inşallah bu seneden sonra yetecek yani. Yetecek diyor. Peki teşekkür ediyoruz. Son sözü yine muhtara verelim. Evet. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz sevgili muhtarım. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Gelin.